Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere General Mobile'ın son çıkardığı telefon olan şu an Amiral Gemisi diyorsunuz ya işte Amiral Gemisi değil bu üst segment telefon, üst model telefon General Mobile Discovery Elite buna Elite diyenler de var ben Elite denmesinden hiç haz etmiyorum bunu inceleyeceğiz şöyle bir açalım kutuyu, bunu e, bu arada hani ismini vermek istemeyen seyirciler diyorlar ya, hep kıskanırdım merak ediyordum ufakken, yani dedi ki abi dedi ben bunu telefonu size gönderirim. 3 4 gün arkadaşın telefonu iddia ederim. Benim dedi bu telefonu size gönderdim bilirsem babam beni oyar diyen bir arkadaş sağolsun dedi ki incelenmesini de gönderdi. Hani sizden gelen bir telefon. 2-3 gündür ben de bu incelemesini yaptıktan sonra kargoya vereceğiz. Hiçbir şey de olmayacak. Yani öyle söz verdim. Bilemiyorum. Telefon bu. Beyaz modelini almış arkadaş. Ee, şöyle bir açık mı? Açık kalmış. Ama telefondan önce tabii ki de bir kutusundan neler çıkıyor onlara bir bakalım. Şöyle kutuyu kapağını kaldırıyorsunuz. İşte kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu fik fiki çıkıyor. Yandaki basıyorsun sim kart taktığınız ataç gibi işte. Biz genelde ataçla yapıyorduk. Bu garanti belgesi çıkıyor. Şimdi şöyle çok güzel bir NFC bantı var. 3 tane. Bu NFC bantı ne oluyor? Ee, atıyorum mesela bunu arabaya yapıştırdın. Bunu eve yapıştırdın. Bunu da iş yerine yapıştırdın. Telefonu giriyorsun işte arabaya binince telefonu dokunduruyorsun. Otomatikman araba moduna geçiyor. işte sürüş moduna telefon gülüm işte ses sesli hoparlörle cevaplıyor işte eve geliyorsun sessizle alıyor wifi'yi açıyor bilmem ne gibi gibi modları var iş yerine geliyor ses geliyor çocuk daha buna bile dokunmamış bize gönderdik de sağ olsun işte bu zımbırtıları şu kendi içinde bir şey var ekran jelatini çıkıyor hani piyasada belki bulamazsınız diye ekran jelatini var nasıl takılacağı burada yazıyor ama bizim arkadaşımız yaptırmış telefoncuya yani ekran jelatini şu an bu telefonun onu da söyleyeyim kulaklığını ben denedim yani ee, iyi kulaklığı. Kötü değil. Çok çok iyi mi? Bence yani bana kalırsa çok iyi geldi. Hani hiç müzik hani öyle basmaz fazla anlamam da. Tatmin etti. Bu şarj aletinin ucu. Bu işte hem kablosu hem şeyi şunları da şöyle atalım. Emanet olunca atamıyor biliyor musunuz? Bu da kulaklığın işte kulak boyutuna göre toplanışı. Şimdi gelelim telefonu incelemeye. Şimdi telefon şöyle bir ölçelim. 15 küsür. Yani 156 milimetre. Yani 15,6 santimetre bir yüksekliği var şöyle bir gelelim 8 santim 7,5 santimde bir genişliği var şu ıı, kalınlığı da 9,7 yani en kalın noktası 9,7 santimetrede bir kalınlığı var hatta görmüş olduğunuz gibi fotoğraf makinesi yani kameranın olduğu kısım biraz böyle bombeli onu da söyleyeceğim çünkü içine iyi bir lens var o biraz kabartıyor ha bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar ee, ilk başta onu söyleyeyim ekranı 5,5 inç o da işte şöyle bir ölçersek göz kararıyla şimdi çizmeyelim elemanın telefonunu 13,97 santim ediyor çok da iyi göz kararıyla ölçtüm bu arada fark ettiğiniz gibi. Şimdi e, telefon dediğimiz gibi zaten General Mobile Discovery ile başlayan bir serüveni var. Hani biz General Mobile'ı öyle tanıdık daha önceki telefonları bilmiyoruz. Telefonun tasarımından olsun şeyinden olsun bir şu arkadaki bombayı da görmüşsünüzdür. Bir Nokia 1520 havası var ki hakikaten de kamera konusunda Nokia 1520'yi aratmıyor. Çok başarılı bir kamerası var. Çektiğim fotoğrafları zaten videoda görürsünüz. Bu telefonu e, iyi yapan yani özellikleri ben size kısaca bahsedeyim. 3 GB RAM var bu telefonda. Yani bu piyasada şu an 3 GB RAM olan telefon. Yani bunun muadili ki Antutu Benchmark testinde de muadilini geçiyor. Muadilinin hangi marka olduğunu tahmin etmişsinizdir. 3 GB RAM var demiştik. Snapdragon 800 işlemci var. 4 çekirdekli 2.2 GHz. GHz daha doğrusu. Oldukça hızlı, etkili bir işlemcisi var. 32 GB RAM'i var. Yani ROM'u var diyeyim. Bu da şey depolama alanı. Arttırılmıyor depolama alanı. Hani gördüğünüz gibi Şöyle bir göstereyim hatta, ses açma kapama, power, güç, kilit, kulaklık girişi, sim kart girişi var, USB 2.0, işte hoparlörler var, bu kadar. Yani e, bataryası çıkmıyor, SD kartla hafızası geliştirilmiyor, zaten 32 GB var, gayet de yeterli bir hafızası var. Gorilla Glass 3 ile korunmuş, Gorilla Glass'ın en son koruyucu özelliğiyle, yani ekranı kolay kolay kırılıp çatlamıyor, tabii ki de yeni düştüğü yere de bağlı bu, düşmemeye çalışın sağlam o konuda. Ekranı oldukça başarılı. 16 milyon renk yoğunluğu var ve 401 ppi. Oldukça net kaliteli bir ekranı var. Şöyle telefonu açtık. Yani ilk başta baktık. Şimdi telefon arayüzü çok sade. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Jelly Bean var. Android Jelly Bean 4.2 var. KitKat gelecek diyor General Mobile yetkilileri. Yani çok yakın zamanda bir KitKat güncellemesi gelecek bu telefona. Direkt hani 4.3'ten değil, direkt 4.4'e atacaklar O geldikten sonra çok daha şık olacak. Yani şu an zaten Jelly çok iyi çalışıyor. Hızlı, aktif olarak çok iyi çalışıyor. Telefonu aldık, açtık. İşte kendi yardımcı programları var, uygulamaları var. Çok sade bırakmışlar telefonu. Hani işte Samsung gibi çok S uygulamalar falan yok. Hani çok sade işe yarar uygulamalar var. Mesela bu hızlandırıcı, bu hızlandırıcıya geliyorsunuz. Bu bildiğimiz Clean Master. Clean Master'ın, şöyle sallıyorsunuz telefonu direkt. Boşaltının altında da geliyor. Şu alt tarafta da tuşları var. Bilmiyorum ışıkta şöyle bir bakın görebiliyorsunuz. Şu an beyaz olduğu için beyaz ışıkta fazla olmuyor da. İşte home geri tuşu, home tuşu ayarlar. Hani göremiyorsanız da biz fotoğrafını koymuşuzdur şu an belki de görürsünüz. E dediğim gibi discovery gücü var. Şimdi ha, bataryasını söyleyecektim. Bataryası 2500 mAh. Ee, bazıları şey diyor internette ben ara baktım hani konuşanlarda. Yok işte bu telefona 3000 mAh olmaz mıydı? 2500 mAh az değil mi? falan filan derken ben size şunu göstereyim. Tahmin zamanlama 6 saat 23 dakika diyor. %52 ile ki yalan. Sabahtan beri kaç saattir açık. Yani bu çok çok şey hani kötümser bir tablo aslında. Hani bunun emin olun bir 10 saati var banko ama onu güç koruma moduna getirdikten sonra tamam derseniz zaten bir zaten direkt iki katına çıkıyor şeyi. tasarım modu çok yüksek. Sanat bakıl telefonu telefon batarsa yani 3 miliamper de olsa sen bir gün sonra şarj edeceksin bunu. 4000 mAh olsa da şarj edeceksin. Sonuçta artık hani şey, batarya konusunda bir sıkıntısı yok yani telefonun. Onu belirtmek istiyorum. Şu an güç kodlama modundan aldığımız için tabii ekran aylığını falan kıstı. Şunu da kapatalım direkt. Yardımcı programları çok başarılı. Hani şöyle bir birkaç tane daha göstereyim ben size. Menü şu şuradan. Discovery gücü var. Bu arada Gameloft'la anlaşması var. 100 tane oyun. %100 bedava oyun. Gameloft'un birkaç tane paralı oyunu ücretsiz olarak almışlar. Yani bu General Mobile'ın böyle bir kampanya yapması iyi. Şu fener kendi içinde geliyor. İşte haberler hava durumu var zaten. Sihirli kamera diye bir özelliği var. Onu da birazdan bahsedeceğim. trafik yöneticisi var. Kendi hani bu şey. Telefonu alıyorsunuz. Hani en basit kullanım yapan adam da hani ilk defa Android telefona geçen adam da anlayabileceği şekilde tasarlanmış uygulamaları. Gayet de yani bizce çok iyi düşünmüşler bunu. Trafik yöneticisi çok basit. Ne bu? Tıklıyorsunuz. Diyorsun ki benim aylık internet işte şu an sim kart olmadığı için telefona çıkardım. Alex benim internet kotam işte 2 GB. Aylık internetim hattımda geçmesin diyorsun. 2 GB yazıyorsun, 2 GB geldiği zaman interneti açmıyor. Hangi günü ayarlarsan, trafik yöneticisi bu. Sistem güncellemesi, kendi sistemi güncelliyor. Otomatikman kontrol etmek için. Sihirli kamera koymuşlar. Burada birçok uygulamayı bir arada toplamış. Yani general mobile yetkilileri. Şimdi yüz güzelliği var. Yüz güzelliği şey işte hafif böyle bir photoshop yapıyor, rütüş yani yapıyor yüzünüze şey yaparken. Şu izler var. İzler hareketli bir objeye odaklandıktan sonra fotoğraf çekmek tuşuna basılı tutun diyor. Yani bisikletle önünüzden birisi geçiyorsa basılı tutarak Hemen hızlı hızlı şöyle güzel bir şekilde bir yapabiliyor. Tarayıcı özelliği var. Ee, mesela şöyle bir kağıttaki fotoğrafı netleştirip çekersek bunu otomatikman PDF oluştur olarak çıkartıyor. Bu da gayet hani işe yarar bir özellik. Hani ek e, Android'deki ek özellikleri bir araya toplayabilen güzel bir arayüz yapmış. İşte Pullar var burada aksiyon yapıyorsunuz. İşte şurada pull geliyor. Buraya işte bir yazı yazıyorsun falan. Canlı var. Buradaki hani fotoğrafı çekeceğiniz anda zaten efektleri veriyor aynı anda. Hangi efekti beğenirseniz ona göre çekiyorsunuz. Silici var burada. Birçok özellik var. Hani bunu incelerseniz şöyle bayanlar için bir şey dikkatimi çekti. Makyaj var şurada. Bir hanımefendi yüzünü çekiyor ve onu makyajlıyor. Uygulama kendisi. Hani hangi makyajı beğenirse işte o makyajı artık kendisi yaparsa yapıyor. Öyle güzel bir uygulama olmuş. Dediğim gibi e, muadilleri olsun, özellikleri olsun fiyat açısından hakikaten çok çok e, düşük. Şuan piyasada en düşük fiyatı sahip ve en yüksek performansı gösteren şu an tele tek telefon General Mobile Discovery Elite. Elite değil. Ben Elite sevmiyorum ne bileyim o kelimeyi. Şöyle kamera çıktı C yaparsanız otomatikman kamera tuşu açılıyordu. Ne oldu lan? Kapatmışız. Şöyle hızlı menüsünden başlatabiliyorsunuz. Çok fazla kısayolu var. Telefon konuşmalarını kaydedebiliyor. Hani e, etkili ve hızlı bir kullanım da sunuyor. Hani karışık bir arayüz yok. Başka telefonlar gibi. Sade. Tasarım da sade. Güzel. Ön kamerasını... Kamera konusuna gelelim şimdi de. Onu da üstüne geçeyim. Dediğim gibi sade tasarım olarak, fiyat olarak, kullanım açısından, performans olarak çok üst düzey bir telefon. Her konuda şu an öyle. Piyasadaki. Dediğim gibi muadiline bakarsanız fiyatının 2000 lira civarında olduğunu göreceksiniz zaten. Gelelim kamera konusuna. Bu cihazın en güvendiği nokta kameraları hem ön yani kameralar dilmemese ön kamerası 8 megapiksel. Selfie cam diye artık adı konuldu onun. Hakikaten şu anda en başarılı ön kameralardan bir tanesi. Şu görmüş olduğunuz arka kamerası da 16 megapiksel. Bayağı bir lenslerle desteklenmiş. Hatta şu kabarıklığı da görebiliyorsunuz. Hani kaliteli bir 16 megapiksel. Zaten çektiğim fotoğraflarda görebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz delik mikrofon. Buradaki de mikrofon. Yani bu yalıtım dışarıda konuşurken bu telefonla gürültü gelmiyor fazla. Ee, netleyici mi diyeyim artık? Yani telefonla dışarıda konuşurken karşı tarafa ses sesinizin en net gitme şekilde gitmesini sağlıyor iki mikrofonda. Bayağı iyi. Düşünülmüş özellikleri var temelde. Sadece işte bu ö General Mobile'in şu Android KitKat geçme muhabbeti serüveni hani, araştırmamıza rağmen bayağı şeydi, millet de, hani, GTA 5 bile PC'ye çıktı. Hala gelmedi. Gibisinden yorumlar yapılmış. Hani gelecek gelecek deyip bayağı bir bekletmişler sanırım insanları. Onu da söyleyelim. Son olarak Video kalitesine değinelim bu telefonun. Şimdi 1920'ye 1080p bir ekran çözünürlüğü var. Zaten video 1080p video çekebiliyor. Bir PPI demiştik, renk konusunda, netlik konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. 4K video oynatabiliyor. Öyle bir özelliği var. Ama 4K video çekmiyor. Hani 1080p çekiyor. Ama herhalde yeni gelecek yazılımla, sanırım çünkü 4K video oynatabiliyorsa bu telefon, 4K video çekmesi de gerekiyor. Herhalde onun önünü açacaklar. Çoğu yerde 4K video çekiyor olarak geçiyor çünkü gene bir ihtimalle sonradan gelecek bir özellik. Ee, piyasa iki telefona çıktı bu Eliti bir de Elite Lite olarak çıktı. Lite biraz daha düşük modeli bildiğim kadarıyla herhalde 2 GB RAM'i var. Onun daha inceleme şansımız olmadı. Onu dediğim gibi hani arkadaşlar böyle sağ olsunlar hani ismini vermeyeyim dedim de vermeyeyim. Böyle yardımsever arkadaşlar olursa gönderirlerse inceleriz. Dediğim gibi telefon bu. Gayet başarılı bir telefon. Fiyat performans açısından da gayet iyi. Başarılı bulduğum bir telefon. Ee, şöyle atacaktım ee, emanet telefon olduğu için ellemiyorum. Beni bu görmüş olduğunuz YouTube kanalından takip edebilir. Teknoloji atar Twitter adresinden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Oğlum bu telefonu atamadım ya içinde kaldı lan.